Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Olacak iş mi be? Yolda bulacaksın be. Bıktım artık senin derdinden. Lanet olası. Lanet olası. Ne Ahmet amca, gene mi nazlanıyor senin düldün? Şart olsun bir gün tepeme attıracak bu meret. Dökeceğim benzini. Bir de kibrit. Sonra geçip karşısına kafayı çekeceğim. Tamir edebilecek misin? Anlamam ki bu meretten. Ama bir şeyler yapacağım tabii. Hadi ne duruyorsun? Durmuyorum ki bak. Hmm. Bak nereden başlasak. Fatma tut şunu. Lanet olsun hiç anlamam karbüratör ayarından. Biri geliyor. Delikanlı, bana yardım eder misin? Arabadan anlar mısın? Biraz anlarım. Galiba karbüratörde bir şeyler var. Siz marşa basın. Olur, olur. Yaşa be aslanım. Sağ olasın aslanım. Yabancısın, ne tarafa böyle? Bu yol çıkmaz sokak gibidir. Bizim köye gider işte o kadar. Rumeli Fener'in mi? Evet. Havasından mı, suyundan mı, bir giren bir daha çıkamaz. Şu hale bak, şart olsun bu arabayı bir gün böyle dereye atacağım ha. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'a. Peki, hadi atla bakalım delikanlı. İnşallah yolda başka maraza çıkarmaz Meret. Fatma, hadi sağlıcakla kal. İstanbul. Gidi İstanbul. Askerliğimi orada yapmıştım. Kim bu Fatma? O mu? Bakma onun sakin durduğuna. Erkek mi kadın mı belli olmayan cinsten. Sakın bulaşma ona. Neden? Evli mi? Evli mi? Kim alır onu? Şirretin tekidir. Tıpkı abisi gibi. Abisi kim? Bizim köyün deli bozuğu Şahin denince duracaksın. Neden? Bunların sülalesi böyle deli. Bizim köyde deli olmayan yok ya hoş. Dursana biraz. Ne yapacaksın Fener'de? Burada kalacağım.
Burada mı kalacaksın? Şu beyaz evde. Satın alacağım orayı. Satın mı alacaksın? Şimdi kimin orası? Sultan Bergüzar'ın. Kocası öldü 5 yıl önce. Arazi, koca bir ev. Çok da para kaldı sultana. Ama orada oturmuyor. Satar mı dersin? Hiç sanmam. İstersen bahse girelim. Alacağım orayı. Ne yapacaksın o kulübeyi? Senin gibi bir İstanbul çocuğu. Buralıyım ben. Nasıl buralı? O beyaz evde doğdum. Babamı meyhanede sızdığı geceler eve sen getirirdin. O zaman at arabam vardı. Şarkı söyleyerek gelirdiniz çünkü. Sen ondan da beter sarhoş olurdun. Bazen atınla gezdirirdin beni. Terimi, sümüğümü silerdin. Bereketgillerin İbrahim'in oğlu. Vay be, şimdi tanıdım seni Murat. Şu kadarcıktın, koskocaman olmuşsun. Neyle besliyorlar İstanbul'da adamı? Baklava börekle. Aslanım benim koçum. Yok duvarıydı diye başlayıp zevklenmişlerdi. Bekliyor. Karbüratörüne bakmak lazım. Sen bayağı anlıyorsun. İşim buydu. Burada olsun, kasabada olsun tamirciye ihtiyaç var. İyi para kazanırsın. O işi yapmıyorum artık. Babam gibi toprakla uğraşacağım. Ama gene de bizim karbüratöre bakarsın. Bakarız. İşte burası. Ben buradayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sultan Hanım. İlerideki küçük ev için geldim. Satın almaya. Bütün Bereketoğlu ailesi orada doğmuş. Tam 7 nesil. Hepiniz orada doğdunuz diye kulübeyi alıp müze mi yapacaksınız? Hayır Sultan Hanım.
Çocukluğum gece kondularda, çöplüklerde geçti. Annem fabrikada, ben tamirhanede çalışırdım. Çocukluğumu hiç bilemedim. İlk defa geliyordum. Bana her zaman buraları, doğduğum o evi anlatırdı. O zamandan beri buraları bir cennet gibi düşünmeye başladım. Para kazanmak, annemi buraya getirmek bir tutku oldu bende. Yazık ki bugünleri göremeden öldü. Öyleyse bu kasabaya saplanıp kalmanıza lüzum yok artık. Çok gençsiniz. Şahin Bey geldi, sizi görmek istiyor. Ne istiyormuş? Konuşacakları varmış. İyi günler. Senin için yakalattım. İki canlı tavuk. Kim bu? Ne işi var burada? Murat Bey İstanbul'dan bugün gelmiş. Ben de bunun için hemen koştum. Beyaz evi elimden almaya çalışıyormuş. Doğru mu? Benim evimden kendim alınmış gibi söz ediyorsun. Orayı daha önce ben satın almak istemedim mi? Üstelik tarlalarımız da bitişik. Ne olmuş yani tarlalarımız bitişikse? Oraya bir yabancı sokmak, aramıza duvar çekmek gibi bir şey olur da... ...ben varken kimseye satmaz diye söylemiştim kahvede. İleride evleneceğimize göre. Demek böyle söyledin kahvede. Demek evleneceğiz dedin. Hı hı. Senin gibi kaba saba bir dağlıyla evlenecek kadın mıyım ben? O evi size satıyorum Murat Bey. 2 milyon lira. Sağ ol. Satamazsın. Ben 2,5 veriyorum. İyi duymadım Sultan Hanım. 3 milyon dediniz galiba. Kabul. 3 milyon mu? Ben 3,5 veriyorum. Madem ki 4 milyon istiyorsunuz, pazarlık edecek değilim. 4 milyona? Derhal ve nakden 5 milyon veriyorum. Hayır. 4 milyon liraya Murat Bey'e sattım. Sultan, Sultan beni deli etme. 5 milyon lira dedim. Dövecek misin beni ha? Bu ne küstahlık? Saygısız, terbiyesiz herif. Bir de seninle evlenmemi istiyorsun. Boş bulundum, aferin. Önce nazik kibar ol. Bir kadına nasıl hitap edilir öğren. Hatice Hanım, Şahin Efendi'ye yolu göster. Bunu yanına bırakmayacağım yabancıyı. Gene görüşeceğiz. Babam rahmetli babasını tanırmış. Öküz gibi kuvvetliymiş. Buralarda onun gibi pehlivan yokmuş. Murat Bey de o babanın oğlu. Boylu poslu, sırım gibi. Kasabanın kızları hep onun sözünü ediyormuş. Kravatlı şehir züppesi. Gösteririm ben sana gününü. Evi alacakmış elimden ha. Bakalım da görelim. Kolaysa alırsın tabii. Ne oturuyorsunuz böyle tembel herifler? Hadi çalışın. Koş durmayın. Kalkın bakalım hadi. Rıza, al şunları. Kara kaplı defteri de getir buraya. Hadi durmayın çalışın. Alın şunu da. Hadi çalışın. Çalışın lan çalışın. Kesin o tavukları. Kemiklerini bile kızartın. Ayaklarını sil. Ayaklarını sil dedim. Sabahtan beri kollarım koptu. Bana bak. Zaten kafam bozuk. Bir de seninle uğraşamam, tamam mı? Ayaklarını sil. Yoksa yemek falan vermem. Pabuçlarını da çıkar. Bana bak çıldırtma beni. Başlarım senin papuçlarından ha. Papuçlar papuçlar. Aman halısının incisi dökülecek sanki. Her gün bu. Sultan Bergüzar gene ters demiş seni besbelli. Gündüz içmekte yeni moda mı? Hayvan sultan, inatçı keçi. Kulübeyi de bana nispet İstanbullu o züppeye sattı. Rıza yaz, Murat diye yaz. Altını da kalınca çiz. Kırmızıyla çiz lan, kırmızıyla. Görecek gününü gösteririm ona. O hanım evladını papuçsuz kaçırmazsam namerdim. Ne yapacakmış o ufacık binayı? Sülalesinden kalmaymış. O ahırda doğmuşmuş. Buraya yerleşmeye gelmiş. Öyleyse Sultan abla doğru yapmış. Lan rezil, lan köpek, lan parçalarım seni. Gelme! Gel buraya. Gelme! Hadi gel buraya sana. Buraya gel. Karpuz gibi yaranımın kafanı. Erkekleri geçerseniz ümmet. Gelme! Gelme! Sen burada otur, ben birazdan geliyorum. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Biraz şekerli. Herkeslere de sor. Ne istiyorlarsa. Seni tanımayız etmeyiz. Kahveni de içmeyiz.
Adım Murat Bereket. Ya babanın adı? İbrahim Bereketoğlu. İbrahim Bereketoğlu ha? Koca deden de Bereketoğlu Murat olacak. Evet. Toprağı bol olsun. Nur içinde yatsın. Demek onun ismini koydular sana. Çok iyi insandı. Oturdu mu sabahlara kadar içer, kapıştı mı altı kişiyi birden döverdi. Ninenin üstüne de üç karı daha almıştı. Ne adamdı be. Hadi gelsin çaylar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Sağ ol. Yol başındaki binayı almışsın diye duyduk. Kalıcı mısın yoksa? Evet. Şahin Bey geliyor. Hoş geldin Şahin abi. Maşallah be. 40 yıllık dost olmuşsunuz Rüzüp Bey'le. Hemşerimiz. İnsan bir hoş geldin der. Demem. Çünkü salak. Bizim gibi safkan buralı olsa 2 milyonluk yere 4 milyon lira vermezdi. Sen 5 milyona çıkmışsın ya. Ne? Yaz. Şunun adını da yaz deftere. Sen anlayışlı bir kişi olsan doğduğu evi alıyor diye bozulmaz, üstelik yardım ederdin. Yaz. Bunun adını da yaz. Demek istedim ki... Kes. Hesabınız hep birlikte görülecek. Eliniz daralınca hepiniz sıralanırsınız karşıma. Toprağın, hayvanların, çiftliğin sana yeter de artar bile. Sen konuşma öğretmen. Bu işlere sen hiç karışma. Sen bunları bilmezsin. Olan oldu. Komşuyuz artık. Ver elini. Dost olalım. Unutalım her şeyi. Asla. Komşu değiliz, can düşmanıyız. Toprağıma adım attığını göreyim, böcek gibi ezerim seni. Kız kardeşimden de uzak dur. Fatma'ya çiçek vermiş. Papatya. O da 60 yere ezmiş aha böyle. Kim sataşır o şirrete? Keşke bir sataşan olsa da evlense. Rıza, bunun adını da yaz deftere. Dediğimi unutma. Bir daha söylemem. Ne var bunda? Papatya vermekten ne olurmuş? Yalan. Peşindesin Fatma'nın. Ne Fatma'yı ne de sizleri daha tanımıyorum bile. Asıl yalan söyleyen sensin. Allah! Bana yalancı diyenin ağzını burnunu kırarım ben. Ben dövüşmem seni. Ben dövüşürüm. Kendine gel Şahin. Ayıptır. Misafir sayılır. Duydunuz. Bana herkesin içinde yalancı dedi. Bu kadar büyütme Şahin. Yakışmıyor. Sözümü geri aldım. Ver elini. Efendilik diye buna derler. Hadi uzat elini Şahin. Hadi. Hadi hadi uzat elini. El sıkışın diyorum. Hadi hadi. Ay. Ay. Biz gidelim mi? Gidin. Ay. Zahmetine teşekkür ederim. İstemem. Olmaz öyle şey. Uzatma. Motoru elden geçirirsin ödeşir gideriz ha. Oldu babalık. Sağ ol. Thank you.
Beni öpme iznini kim verdi sana? Bir daha yaparsan dünyaya geldiğine pişman ederim seni. Bayağı iyi patlattı. Komşuluk hatırına topladım ortalığı. Bana sulanman için değil. Affedersin. Ellerine sağlık. Sen gitmemiş miydin? Söylemiştim. Bir adım da meraklı Ahmet'tir. Hazır ol sultanım. Şahin geliyor. Sıkı dura. Bekle bir yakalı oldu ya. Burada anlattım. Tamam. Geldim. Aa, hayrola Ahmet abi. Bu ne hal? Bayram mı yoksa düğün mü? Bu ne şıklık? Sana bağlı. Evet dersen hem bayram yapacağız hem de düğün. Anlamadım. İçeride konuşalım. Buyur. Eline sağlık. Erkek tarafı olaraktan seninle konuşmak üzere vazifelendirildim. Ne konuşacaksın benimle? He dersen abinle konuşup seni resmen ve alenen Murat Bereket için isteyeceğiz. He desem ne olacak? Abimi tanırsın. Malum ağzını açtı mı bir yumruk yer eşek tepmişe döner insan. Ne yapacağız öyleyse? Abisi razı olmazsa kaçsın bana diyor. Sana iyice tutkun kız. Sahi mi? Peki çeyizim ne olacak? Hiç iplemiyor. Ha çeyizle gelmiş ha çıplak. Fark etmez diyor. Demek öyle ha? Güzel. Eğer çeyiz almadan evlenmek istiyorsa avucunu yalar. Seni gönderen erkek tarafına söyle. İğneden ipliğe, yataktan yorgana kadar her şeyinle geleceğim evlenirken. El alemin diline düşemem. Arkamdan teneke çaldıramam. Ben sığıntı değilim, anladın mı? Bağırma, sağır yok karşında. Yeni koltuk takımı, babamdan kalan 50 sarı altınım var. Ayrıca annemin yüzükleri, broşları, ninemin duvağı, gümüş tabakları, senelerdir göz nuru döktüğüm yatak takımı, 2 sandık dolusu işlemeler, örtüler. Kız, keşke ben evlenseydim seninle. Aynen böyle söyle ona. 40 yıl kocasız kalsam çeyizimi istemeyenle evlenmem. Bir lokma bir hırkayla gelecek kadar düşmedim ben. Anladın mı Ahmet abi? Bak bir defa daha. Hem de nazikane bir şekilde soruyorum. Ben de bir defa daha hayır diyorum. Seninle evlenmem. Neden? Güçlüyüm, varlıklıyım, hem de yakışıklıyım. İsmim, namım her yerde duyulmuştur. Peşimden koşan çok ama... benim gönlüm sende sultanım. Evet, geçimsiz, kavgacı, adam dövmekten başka marifeti olmayan... görgüsüz deli şahini herkes tanır. Sultan Bergüzar, bak kendimi güç tutmaktayım.
Sıkıya geldin mi kırar geçirirsin. Sultan, sultan! Dana gibi böğürürsün. Yeter, yeter! Hele şükür ki anladın. Güle güle. Değilsem, bir güzel değilsem, sen hele bir hede kuzu gibi olurum. Olamazsın. Sen busun. Bir çiçeği bile usulüyle koklayamazsın. Seni çok güzel koklayacağım. Acıtmadan, incitmeden sultanım. Çek elini terbiyesiz. Bir daha da bu eve geleyim deme. Geleceğim. Saçından sürüye sürüye götüreceğim seni. Zorlama, zorla ha. Zorla. Benden başkasına yar etmem seni. Elinden geleni ardına koma. Baba kadınsın diye. Çık dışarı. Dinden imandan etme beni. Senden korkan senden beter olsun. Affedersin sevgilim. Minik kuşum. Sultanım. Başka bir istediğin var mı abi? Turşu da çıkartayım mı? İstemem. Peki abi. Kadın değil, inatçı katır. İstersen bir de ben konuşayım Sultan ablayla. Evet. Kendi işimi ben kendim göremez miyim yani? Peki peki, kızma hemen. Ne oldu sana böyle? Kuzu gibisin bugün. Yerleri çamurladım da gıkın bile çıkmadı. Hayret doğrusu. Allah Allah. Sağlık olsun abicim. Gene silerim ben. Afiyet olsun abi. Her şeyimiz tamam. Çiçekli kravatlı bir damat hiç görülmüş mü buralarda? Bir daha da görülmez. Üzerine hiç açmayacaksın. Bana bırakacaksın konuşmayı. Aa, ben de tuzluk gibi oturacağım öyle. Tuzluk, biberlik ne dersen de. O deli senin dilinden anlamaz. Murat Bereket. Size Bayan Fatma Güçlü'yü tanıştırayım. Bayan Fatma Güçlü, Bay Murat Bereket. İstanbul'dan geldiler. Çok memnun oldum. Nasılsınız? Abine haber ver. Erkek tarafı görüşmek istiyor kendisiyle. İçeri buyurun, haber vereyim. Abi, abi. Ahmet abi geldi, yanında biri var. Hadi ceketini giy. Ha, başlatma şimdi ceketini. Hadi abicim. Aman, selam be, Şahin Bey. Arkadaşımızla daha önce tanışmıştın. Gelişimizin sebebi ise hayırlı bir iş için. Fakat nasıl başlamalı bilmiyorum. Karnın açsa buyur. Maksadın çöpçetanlık, görücülükse defolun. Nazeninin neden bugün yelkenleri suya inik şimdi anladım. Demek Çapanoğlu varmış işin içinde. Defolun. Dünyada tek erkek şu herif. Tek kadın da Fatma kalsa gene vermem. Bir dakika. Sen sus. Biz para da çeyiz de istemiyoruz. Çeyizmiş. Bu züppeyi sevmedim o kadar. Bu mesele senin kadar Fatma'yı da ilgilendirir. Bir de onunla konuşalım. Dua et ki evimdesin. Defolup gitmezsen ufalarım seni. Yerinde olsam denemezdim.
Şahin Bey, lütfen yapmayın. Yapmayın. Biz buraya kavgaya değil, barışa geldik Şahin Bey, lütfen. Yapmayın. Suratını şeytan görsün. Al götür şu kravatlıyı. Tamam, tamam. Hadi oğlum, hadi. Fatma! Gel lan buraya. Şahin ne derse desin, benim için Fatma'nın cevabı önemliydi. Evlenecek olan biziz. Olamaz. Burası köy yeri. İstanbul değil. Geleneği töresiyle övünür bizimkiler. Abisinin rızası olmadan Fatma'yla evlenemezsin. Hele sultanla evlen, bak neler yapacağım ben de. Bu evde bir gün durabilecek mi bakalım? Yap da göreyim, bacağından tuttuğum gibi. Cahat kaba kağıt! Sen de buradasın, ben de buradayım, görürsün. Çıldırtma beni! Oo, buyur Kamil dayı, gel. Gel, gel. Gel, otur hele. Üzülme be evlat. Bir çaresini bulacağız. Şahin yenik düşecek. Fatma'yı eliyle teslim edecek sana. Nasıl? Yarın yarışma var. Aklınla yaşa be Kamil dayı. Bu yarışı kazanan istediği kızla evlenebilir. Fakat gene de kızın aile büyüğünün rızasını almak şarttır. Kızlar da Yemenilerini asarak kısmetlerini beklerler. Herkes bilir kimin kimde gönlü olduğunu. Kendine güveniyorsan yüreğine, bileğine yarışmalara katılır mısın? Kılıç bile kullanırım. Başka çarem mi var? Eğer birinci gelirsen... Aile büyüğünün rızasını almak gerektiğine göre ne faydası var? Sen Sultan Bergüzar'ın Yemenisini alacaksın. Gerisini bize bırak. Durun! Yarışma sonunda Şahin'le Murat kaldı. Bu son yarışı kazanan kişi eşarplardan birini alacak. Lacivert eşarp Sultan Bergüzar'ın, sarı eşarp Fatma Güçlü'nün. İtirazı olan var mı? Tüfek patlayınca yarışma başlar. Herkes hazır mı? Hadi motorlara! Yarış iki fener arasında sona erecek. En büyük Şahin! En büyük Şahin! Hazırız! Hazırız! Başla! Ne oldu? Yarış bitiyor. Şahin yine önde.
Eli kulağında bütün şekerleri depoya döktüm. Şimdi teklemeye başladım. Hele bir teklemesin, senle o zaman görüşürüz. Tekleyecek zamanımı buldun lan, Allah seni kahretsin. Baş dur lan! Hadi bakalım şahin ya! Görürsün! Biraz şahin ne oldu? Sana. Görürsün gününü sen! Birey! Gelsene! Abi ne duruyorsun, gelsene! Benden günah gitti. Gözünüzle gördünüz bugün. Gördük. Sultan Bergüzar'ın izin alacağı, rızasını alacağı bir büyüğü de yok. Demek evlenmesine hiçbir mani kalmadı. Öyle. Lan ben neciyim? Bu işi kan temizler. Of of of, yaktın beni sultan, yaktın. Dur be, ağlama hemen, belki bir çaresini buluruz. Kan dökülmeden hallederiz belki. Hı? Bu işi halledin, teknelerim helal olsun size. Yok canım, o kadar da değil. Sen de inadı bırakıp Fatma'yı burada verecek olursan araya girerim. Ben de konuşurum Sultan Hanım'la. Ha? Ver be, ver. Verdim gitti be, verdim işte. verdim. Fatma! Kız Fatma, kalk gidiyoruz hadi! Hadi! Abin razı oldu! Abin razı oldu! Murat'a verdi seni kız, hadi! Hadi ne duruyorsun? Kalk hadi! Bakma öyle suratıma, hadi! Hadi! Duymadın mı? Kavuşuyorsun burada kız! Kavuşuyorsun! İstemem o yalancı zamparayı! Sultana gitsin! Onun lafını etme, seni de parçalarım! Aptallık etme kız! Öğretmenle beraber biz kurduk bu tezgahı. Bu sayede razı ettik abini. Sultan da yardımcı oldu. Elimizi öpeceğine günahımızı alıyorsun. Abin sıkı sıkı tembih etti. Sakın bunları yalnız bırakma diye. Namus meselesi hiçbir şeye benzemez. Hele güçlü ailesinin namusu. Düğüne kadar hiçbir vakit yalnız kalmak yok. Şahin'in söylediklerini duydunuz. Lafım bu kadar. Sultanın evini ikinizle beraber yapmayı bile düşünmüştüm bir aralık. Affettin değil mi? Şşş, ne oluyor orada? Şöyle açık oturun bakalım biraz. Hadi be Ahmet abi, uğraşma bizimle. Açık oturun dedim, yoksa geri dön. Ahmet abi dur. Soluk alalım biraz. İçim dışım açıktı, dur. Gözümün önünden ayrılmayın ha. Hey! Durun! Nereye? Durun! Şahin keser ikinizi, durun! Karışmam, durun diyorum! Durun! Murat dön! Hey Murat! Yandınız! Şahin canınızı okuyacak! Dönsenize be! Thank you.
görmek istiyoruz. Evet, oynasınlar görelim. Bilmem ki, beceremem. Kalk hadi, kalk, kalk. Becerirsin. Hadi. Hadi, hadi. Hadi güzel gelin, oyna da görelim bakalım. Hadi, hadi, hadi. Kalk, bırak kapanmayı. Hadi bakalım. Hadi. Kardeşim Fatma'yı hayırlısıyla gelin ettim. Mesut bahtiyar olsun. Amin. Yuvayı dişi kuş yapar. Kadınlar olmasa biz erkeklerin haline köpekler bile güler. Sultan Hanım, seninle benim düğünümde böyle olacak. Ne? Kiminle dedin? Seninle. Aklını mı oynattın Şahin delisi? Seninle evlenmeyeceğimi bin defa söylemedim mi sana? Ha? O zaman görümce vardı evde. Saçmalama, git otur yerine. Ama Fatma Murat'la evlenirse senin de bana varacağını söylediler. Kim söyledi? Aha, muhtar, öğretmen, Ahmet, hepsi. Söylemediniz mi ha? Alay etmişler seninle, koca aptal. Hadi bakalım, gel sevgilim, biz de oynayalım. Ağzını topla. Nereden sevgilin oluyorum senin? He? İyice azıttın artık. Kaba herif. Gel diyorum. Bırak. Gel. Bırak elimi. Gel. Bırak. Çekil lan o tarafa. Gel kız bu tarafa. Gel. Defolun. Defolun. Defolun dedim. Defolun. Defolun. Yürü hadi gidiyoruz. Hayır. Çeyizimi de paralarımı da almadan hiçbir yere gitmem. Çeyizin de paran da batsın ulan. Bana bak, sana kardeşimi niye verdim? Niye verdim ha? Kalk hadi kalk, gel. Gel bakalım, gel gel gel. Hadi. Hadi gelsene. Yürü, gidiyoruz. Çeyizim, paralarım. Sana gidelim dedim. Çeyizimi, eşyamı, 50 sarı altınımı almadan bir yere gitmem. Yürü be. Korkak herif, korkak herif. Korkak. İşlemeli yorganlarım. Yastık yüzleri, çarşaflar, masa örtüleri. Yıllarca bir bir işledim hepsini. Ninemden kalma sandıklarım. Üzülme bu kadar. Alt tarafı 3-5 tane bez parçası. Öyle mi? Verdiğim emek, döktüğüm göz nuru, heveslerim ne olacak? Daha güzellerini alırız. Üzülme. Çekil, elin değmesin. Hakkın yok buna. Ne demek hakkım yok? Karım değil misin? Çamaşırlarını yıkarım, tarlanda çalışırım. Hizmetçin gibi her işini yaparım. Ama çeyizimle param gelmedikçe yarın olamam. Beni de alamazsın. Pekala. Hepsini getireceğim. Getir de erkekliğini görelim. Aç ulan. Gelme üstüme. Bir daha benimle bu şekilde konuşma.
Çeyizim geldi. Kalk diyorum. Herkesin yanında utandırma beni. Erken geldik, kusura kalma. Deli Şahin fikrini değiştirdi. Gelinin çeyizini gönderdi. Yavaş çarpmayın. İçeriye odaya bırakın. Paramı da gönderdim Ahmet abi. Ne parası, para mara göndermedi. Ne? Göndermedi mi? Çeyizin geldi. Bırak para onun olsun. Olmaz dedim. Yatamaz paramın üstüne. Bak nasıl alacağım. Ya Rabbi, ne korkak bir adamla evlenmişim ben. Kolay gelsin. Eyvallah. Şimdi pulluk lazım bize. Saban lazım, tohumluk. Bir de sabanı çekmek için at. En iyisi traktör. Pahalı olmaz mı? Taksitle alacağız.
Kasabada buluruz elbet. Hemen inmeli. Eksiğimiz çok. Çay bardağı, kepçe, kevgir, biraz da erzak. Elimizi çabuk tutalım. Hadi sen üstüne bir şey giy. Ben Ahmet abiden jipini alayım. Ya Şahin Reis, şu tekneyi bize ver, biz de ekmek yiyelim. Ha? Hadi he de şu işe be. He de de olsun şu iş be Şahin Reis. Ama benim istediğim gibi olacak. Tamam, senin istediğin gibi olacak Şahin Reis. Tamam, oldu. Hayrını gör. Oradaki abin değil mi? Dursana biraz. Para önemli değil. Seni sevdiğim için verdim. Al da hayırını gör. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hadi bakalım, güle güle. Hayırlı olsun. Çabuk tekneyi satmış. Parayı istemenin tam zamanı. Boş ver. Ben seninle paran için evlenmedim. Ben paramı istiyorum. Alacak mısın, almayacak mısın? Değmez. Küçültme kendini. Küçük düşen sensin. Düğünde yediğin yumruk ciğerine işlemiş. Zavallı korkak. Kesme. Tonla param var. Sultanın kapısına sereceğim. Eğilip toplarken havadan da serpeceğim. Bahar çiçekleri gibi koşup boynuma sarılacak. Olur olur, paranın yüzü sıcaktır. Daha da isterse takaları, motorları bile satarım. Konuşmak istiyorum seninle. Konuş. Ne duruyorsun öyleyse? Dışarıda. Yalnız konuşalım. Yo, söyleyeceğini burada. Herkesin içinde söyle. Fatma'nın parasını istiyorum. Vermiyorum. Sıkıysa al. Bak, dostların da var. Dövüşmene yardım ederler. Dövüşürsem teke tek dövüşürüm. Nerede o günler? İlk günden beri bunu bekliyorum. Şehir çocuğunun üstüne 21 lira. Rıza. Buyur Şahin abi. Yaz bunun da ismini deftere. Murat'a 40 günde benden çalışır. Senin ismin defterde yazılı zaten. Şahin abimize bir yüzlük de benden. Yaşa be. Önce hangisini patlatayım? Sağ mı, solu mu? Ha? Hiçbirini. Yürü, ense tıraşını görelim. Püh be. Kız kardeşimizi kime vermişiz be? Bizim kadınlarımız bile senden yüreklidir. Saksı çocuğu. Hadi arkadaşlar, içelim. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu çevremiz ve sağlığımız. İnsan sağlığı önce çevreyle başlar. Kişinin temiz olması asla yetmez. Çevresi de çok temiz olmalı. Hadi çocuklar, siz şimdi dağılın, oynayın. Hayrola? Halin hiç de yeni damat gibi değil. Ne oldu? Gene Şahin mi? Kimseye bir şey anlatamıyorum. Fatma dahil herkes beni güçsüz, korkak sanıyor. Ben öyle olmadığını biliyorum ama burada içki içmeyi, kavga etmeyi, yiğitlik, erkeklik gibi görüyorlar. Ben kavga etmem, dövüşmem. Bu yüzden aylarca hapis yattım. Dövüştüğüm adam öldü. Evet, öldürdüm onu. Pişman olmak öleni geri getirmiyor. Nasıl oldu? Kimdi ölen? Tamir atölyesindeki ustaydı. Takmıştı bana. Bir iki derken kapıştık. Olan oldu. Aylarca hapis yattı. Çıkınca işlerimi tasfiye edip buraya geldim. Seni anlıyorum. Buradakileri anlatamazsın. Anlamazlar da. Herkes korktuğumu sanıyor. Fatma bile küçümsüyor. Utanıyor benden. Bunlar böyle görüp böyle büyümüşlerdir. Haklarını bilek gücüyle aramayı gelenek haline getirmişlerdir. Oysa bu devirde gücün yerini yürek ve beyin almalı.
Cahilliğin boynu kopsun. Bu çocukları bundan kurtarmaya çalışıyoruz. Başaracağız da. Neyse, vaktini aldım hocam. Yok canım, olur mu öyle şey? Kararın ne? Dövüşmeyeceğim hocam. Ama benim de sabrımın sonu var. Fatma'yı hissediyorum. Onu kaybetmek istemem. Beni anlayacağını sanmıyorum. Ama ne kadar sabreder onu bilemiyorum ki. Yemek yedin mi? Hayır. Ama aç değilim. İçki insanı böyle yapar. İçki falan içmedim. Öğrenmek istiyorsan söyleyeyim. Öğretmene uğradım. Konuştuk onunla. Ne konuştunuz? Fatma. Fatma. Ne zamandır sabah çayı içmemiştim. Gelin hanım, çay istiyorum. Fatma. 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 Merhaba meraklı. Boş yere arama. Fatma gitti. Nereye gitti? Kasabaya. Minibüse yetişecekmiş. Abisinin evine dönemezmiş. Seni de seviyormuş ama beraber yaşamanıza imkan yokmuş. İstanbul, İstanbul. Durun, bir dakika durun. Dediğim gibi çok önemli bir gün yaşayacağız. Murat barut gibi, Fatma da cephanelik, Şahin ise alev alev yanmakta. Yer gök sallanacak bugün. Ahmet Aklı, yürüyün arkadaşlar. Yürüyün. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Yürü. Bırak beni. Yürü dedim sana. Hadi. Fatma'ya olan borcunu almaya geldim. Parayı bastır bakalım. Vermem. Sıkıysa al demiştim. Öyleyse pazarlık bozulur. Al kardeşini başına çal.
Kabahat bende değil, törelerinizde. Çeyiz yoksa evlenmek de yok. Nasıl yaparsın bunu? Karın değil miyim, olmadın mı? Bir daha karşıma çıkarsan suratını çarşamba pazarına çeviririm. Al da defol hadi. Ben eve gidiyorum. Kalk 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 kalk. Hadi. Hayda. Koşun! Şahin'le Murat kapıştılar. Yürüyün, koşun! Tamam, hadi yürüyün. Kavga çıktı! Şahin'le Murat kapıştı. Kavga çıktı, koşun! Kavga mı çıkmış? Evet, dövüşüyorlar gene. Hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi ben yaptım kovaları bir yerde. Hadi, 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 hadi. İyi dayandın, senden beklemezdim. Sen de iyi dayandın. İlk defa bahisleriniz tutmadı. Galip mağlup yok. Ama bizler için fazlasıyla yoruldunuz. Evet, tadına doyulmaz bir şeydi. Her kavganın sonu keşke böyle tatlı bitse. Bu son görüşünüzdür. Artık kavga, dövüş yok. Yok, yok. Hadi biz gidelim artık, kanını sağlayacaklar. Abini yemeğe getirdim. Her şey hazır, merak etme. Sağ olun, sağ olun. Hadi güle güle, güle güle, güle güle. Seni ilk defa bu kadar güzel görüyorum. Sen de benim için öylesin. Hadi oturun bakalım da şu yaralarınızı tımar edeyim, hadi. Damat dediğin bir kere bileğine de yüreğine de pek olmalı. Ama korkak olmamalı. Ne? Sen bana korkak mı diyorsun? Derim tabii. Bana korkak diyemezsin. Ben korkak değilim. Ben korkak değilim. Bana korkak diyor. Sana demedim, anlamıyorsun ki. O zaman suç benim aslanım. Allah cezamı versin benim. Geç kaldım. Sözleşmiştik. Yolun başında bekleyecekti. Kim bekleyecekti? Sultan Bergüzar. Ya bozulup gitmişse, ya nikahtan vazgeçmişse. Hiç acımam. Kıyarım bu cana, kıyarım. Sultan. Sultanım, minik kuşum, mahcum. Şahinim, bak minik kuşun geldi. Dalga kuşum. Ya. Allah'ım, 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 Allah'ım.